Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuimiz aylanma jarayonlar Karnot sikli. Bunda aylanma jarayonlar, ikincisi Karnot sikli va uchinchisi teskari Karnot sikli haqida ma'lumotlarni berib o'taman. Endi aylanma jarayon deganda nimani tushunamiz biz? Aylanma jarayon deganda nimani tushunamiz? Aylanma jarayon bu demak ma'lum bir jarayon bajarilib ma'lum bir jarayonlar yig'indisiga aylanib bir necha jarayonlar bajarilib yana qaytib boshlang'ich nuqtasiga yetgani buni aylanma jarayon deyiladi. Mana misol uchun birinchi nuqtadan biz mana ikkinchi nuqtaga kelyapmiz. Ikkinchi nuqtadan mana yana qaytib yana birinchi nuqtaga kelyapmiz. Birinchi nuqtadan ikkinchi nuqtaga bu yerda rasmda ko'rsatilgandek 1 A 2 chizig'i 2 B 1 chizig'i. Bular mana shu aylanma jarayonlarini diagrammada ifodalaydi. PV diagrammasida PV diagrammasida ifodalaydi. Endi mana shu aylanma jarayon biz haligi termodinamikaning ikkinchi qonunini o'rganayotgan paytimizda shu aylanma jarayonlar haqida biz ma'lumotlar berib o'tganmiz. Yana qaytarib aytishim mumkin, bitta alohida jarayon izoxorik bo'ladimi, izobarik bo'ladimi, adiabatik bo'ladimi va hokazo qandaydir jarayon bo'lishidan qat'iy nazar bitta jarayonni issiqlik mashinasida qo'llab bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Chunki bu jarayon issiqlik mashinasida amalga oshirilishi uchun bunovi hajm bu tomonga cheksiz ketgan bo'lishi kerak. Albatta issiqlik mashinasini ma'lum bir o'lchamlari bo'lgan uchun biz bu narsani amalda oshirishimiz mumkin emas. Shuning uchun issiqlik mashinasida qo'llaniladigan termodinamik jarayonlarni biz qaytarishga majbur bo'lamiz. Mana demak, birinchidan ikkinchiga olib kelib, ikkinchidan yana qaytib birinchi nuqtaga olib kelishimiz kerak bo'ladi. Bu aynan ana shu termodinamikaning ikkinchi qonuniga to'g'ri keladi. Demak, ma'lum bir jarayonni bajargandan keyin yana qaytarib teskari jarayonni bajaramizda yana boshlang'ich holatiga olib kelamiz. Issiqlik mashinalarida esa biz shunday tashkil qilishimiz kerakki jarayonlarni. Mana misol uchun birinchi nuqtadan ikkinchi nuqtaga olib kelib bu siqish jarayoni, qisilish jarayoni desak bo'laveradi. Yoki bo'lmasam porshin pastki chekka nuqtadan yuqori chekka nuqtaga borgan bo'lish kerak. Porshin pastki chekka nuqtadan yuqori chekka nuqtaga borish kerak. Bu siqilish jarayoni. Bu yerdagi gaz ma'lum bir bosimi ortadi, hajmi kichayadi. Tabiiyki undan keyin mana ma'lum bir maksimal holatiga porshin aytaylik yuqori chekka nuqtaga yetgandan keyin yana qaytib pastga tushadi. Bunda kengayish jarayoni bo'ladi. Berilgan issiqlikni ta'sirida bu yerda jarayonga berilgan issiqlikni ta'sirida mana shu porshin yana ikkinchi nuqtadan birinchi nuqtaga keladi. Yana demak hali shu jarayon qaytariladi. Mana shuni aylanma jarayon issiqlik texnikasida bu aylanma jarayon deyiladi. Endi aylanma jarayonni biz issiqlik texnikasida boshqacha qilib aytganda termodinamik sikl deb ham ataymiz. Sikl. Termodinamik sikl. Endi mana shu termodinamik siklni tahlil qilib chiqamiz. Bunda mana umumiy berilgan issiqlik miqdori va qaytishdagi issiqlik miqdori qaytishda
demek ikinci teskari cereyanını beceriş için sarflengen ısılığı miktarı. Bunu aldığınız derste etkenimiz, eğer de nisbetini aladigan bulsak, Q1 minus Q2 tasım Q1 bu termik faydalı iş koeficientini beradi. Termik faydalı iş koeficientini beradi. Aldığınız derste hem etkenmen, termik faydalı iş koeficienti, bana bunu teyinlemeden görüntürüp ki, hiç geçen birden yukarı bulmaydı. Birden yukarı bulmaydı. Aynen bir de ham körsatilgen, bana aytaylik berilgen ısılıydan, biz faydalı işini berilgen ısılıydan yukarıra, köprüra alışımız mümkün emez. Şunun için malum bir miktarını alamız, halas, kagene demek dvigitelini özünü işletişke sarflanadı. Dvigitelini özünü işletişke sarflanadı. Şimdi bana şu aylanma cereyanını İçki yanı dvigitellerde ya ki ısılı maşinelerde işletsek kandaya kılıp taşkil kılışımız gerek ki en yukarı faydalı iş koeficientini alışımız gerek olan. Çünkü ana şu 17. asırlardan başlayıp hususan bana Carnot sikli taklif edilgen Sadi Carnot Fransız alımı 1824 yılda taklif etken ciklini aşı yıldan başlayıdıgan basık hazır ki künge çağır, hazır ki künge çağır. Mana şu, kandı ciklini biz amalga aşırımız gerek ki en yukarı faydalı iş koeficient alışımız üçün. Mana şu mesele hazır ki doğur türüptü mesele. Ve künden künge takamillaşıp mana şu ısılı maşinelerde amalga aşırılan sikllerini yangi ya ki manovu sikllere taklif ettiliyordu. Şimdi biz yine kaytamız 1824 yılı kaytadıgın bulsak bunda Sadi Carnot Fransız alımı mana şu sikllerini taklif etken. Mana şu sikllerini taklif etken. Bu siklde mana ikide aytaylik izoterma jarayoni 1-2 1-2 izoterma jarayoni ve 3-4 ham izoterma jarayoni 2-3 ve 4-1 jarayonlar bu adiabatik jarayoni yani Carnot sikli 2-ta izotermik jarayonidan 2-ta izotermik jarayonda mana tepada pastda ve 2-ta adiabatik jarayonidan iborat. Agarda mana shu jarayonlarni ketma-ket bajarib biz issiqlik mashinada qo'llaydigan bo'lsak, hisoblar shuni ko'rsatdiki, eng yuqori foydali ish koeffitsientini olishimiz mumkin ekan. Eng yuqori foydali ish koeffitsientini olishimiz mumkin ekan. Endi bir yerde analda şu Carnot sikli boyunca işleş mümkün mü? Mümkünmez mi? Degen savalıge cevap veriyor musak? Keçirasılar o, şimdi açımız gerek ki, bu Carnot sikli fakat nazari sikli hesaplanadı. Ve amalda bunu amalda ısırı maşinasında kollaş mümkün emez. Ne mümkün kollaş mümkün emez ısırı maşinasında? Çünkü biz bitta gazını kengaytiryapmiz, keyin sıkıyapmiz, yana sıkıyapmiz, yana kengaytiryapmiz, mana qilib sikldi, amalga oshiryapmiz. Lekin ısılı maşinasida bu narsani amalga oshirish mümkün emas. Isılı maşinasida qanday bajariladi? Sikl. Isılı maşinasida biz yonuvchi aralashmani yondiramiz, undan ısılı olamiz. Mana Carnot sikli bo'ladi mı? Yani başka sikl bo'ladi mı? Isilini olamiz, yana qaytadan o'rniga qaytarib kelganimizdan keyin haligi yon bo'lgan gaz boshqalardan yonmaydi. U kulga aylangan bo'ladi. Nima qilishimiz kerak bo'ladi? Yangi porsiyani berishimiz kerak bo'ladi. Yangi porsiya yonuvchi aralashmani berishimiz kerak bo'ladi dvigatellarda. Amalda. Shuning uchun Carnot siklini birinchi amalga aşır mümkün masliginin sebep birincisi bana şu bu yerde şartlı ravuşta bitta gaz torasını gap getirdi. Bitta gaz torasını. Yandırılmaydı. Yanış cereyanı yok Carnot siklinde.
İkinci sebebi, eğer de manovu maştablar boyunca, manovu hesap kitap kıladigan bo'lsak, Karnot sikli boyunca işleyedigan ısırıyı maşinası ham juda uzun bir yerde hacimlerde özgârışı juda ham katta bo'lish gerekken. Hesap kitaplar şunu ko'rsatdi. Lekin amalda unaqa dvigatelni yasash imkoniyati yo'q, juda ham katta. Mana bu aytaylik, diametriga nisbatan uzunligi poршень yo'li juda ham katta bo'lish kerak ekan. Shuning uchun ikkinchi sababi Karnot siklini amalda oshirish mumkin emasligi, bu demak mana bu o'lchamlari, dvigatelni o'lchamlari Karnot sikliga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun biz hisob-kitoblarda eng yuqori koeffitsiyentni bitta gaz bilan olishimiz mumkin ekan, lekin amalda oshirishimiz mumkin emas ekan. Amalda Karnot siklini. Shuning uchun biz demak buni nazariy sikl deymiz, xolos. Endi mana shu Karnot siklini termik foydali ish koeffitsiyentini aniqlaymiz. Termik foydali ish koeffitsiyenti hali oldingi termodinamika birinchi qonunini, ikkinchi qonunni o'rganayotganimizda mana buni tenglamani ko'rsatganmiz. Bu tenglama orqali biz temperaturalarga o'tadigan bo'lsak, demak temperaturalarda farqlari orqali ham aniqlash mumkin bo'ladi. Demak, birinchi berilgan umumiy issiqlik, demak gazni isitilgandan keyin hosil bo'lgan temperatura T1 deb belgilasak, keyin sovutilgandan keyin yoki bo'lmasam issiqlik olingandan keyin foydali ishga sarflangandan keyin T2 ga aylanadi. Ikkalasining farqini umumiy temperaturaga bo'lib yuboradigan bo'lsak, bu termik foydali ish koeffitsiyenti bo'ladi-da, yana bu matematik o'zgarish kiritib turib, mana buni tenglamaga aylantirishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerdan ko'rinib turibdiki, termik foydali ish koeffitsiyenti har qanday issiqlik mashinasining termik foydali ish koeffitsiyenti temperaturalar farqiga bog'liq ekan. Demak, berilgan issiqlikdan hosil bo'lgan temperatura umumiy temperatura oladigan bo'lsak va foydali ishga sarflangan issiqlikdan hosil bo'lgan temperatura T2 mana shu ikkala temperaturani farqiga bog'liq bo'lar ekan. Endi ko'rib turibsizlarki, birga tenglashtirish mumkinmi? Birga teng bo'lishi mumkinmi? Mana buni tenglamadan ham. Albatta, mumkin emas. Bu juda ham qiyin, iloji ham yo'q buni. Amalda iloji yo'q. Chunki mana temperaturalarda doim farqi bo'lish kerak. Ikkalasi teng bo'lmaydi. Teng bo'ladigan bo'lsa, birga teng bo'lib turib, birdan birda oladigan bo'lsa, 0 ga teng bo'lish kerak. Yoki bo'lmasam, mana bu cheksiz kichik bo'lish kerak-da, cheksiz kichik son va mana cheksiz katta son bo'lish kerak. T2. Bunda bizda birdan yuqori bo'lishi mumkin. Lekin amalda bu mumkin emas-ku. Biz demak, yana qaytarib aytaman, berilgan issiqlikdan ko'proq biz foydali ish olishimiz mumkin emas-ku. Cho'ntakda bor narsadan, aytaylik, mablag'dan biz ko'proq mol sotib olishimiz mumkin emas-ku. Mana shunda singari mana shu foydali ish koeffitsiyenti ham birdan past bo'ladi. Lekin birdan yuqori qilishga intilishimiz kerak bo'ladi. Endi teskari Karnot siklini ham ko'rib qo'yishimiz kerak. Teskari Karnot sikl haligi to'g'ri Karnot sikldan faqat teskarisi bo'ladi. Bu yerda 1 2 3 4 bo'lib manaqasiga aylangan bo'lsa, bu to'g'ri sikl. Teskari sikl teskarisi ketyapti, teskari. 1 2 manaqasiga ketyapti. Bunaqasiga ketyapti. Bu teskari Karnot sikl faqat sovutgichlarda ishlatiladi. Sovutgichlarda nazariy sikl hisoblanadi. Buni ham mana termik foydali ish koeffitsiyentini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Termik foydali ish koeffitsiyenti demak to'g'ri Karnot sikliga nisbatan teskari bo'ladi. Mana formulasi bu yerda ko'rsatilgan. Demak, xolodilnik yoki bo'lmasam sovutgich koeffitsiyenti deyiladi buni. Demak, bu yerda qancha
Demek soğutkichni efektif işleşi mana şu koeffisient bilan epsilon bilan belgilenadi. Mana şu demek teskari Carnot siklini işleşi. Şunun bilan biz demek aylanma jarayonlar hakkında birlamchi ma'lumotlarni oldik. Nima uchun birlamchi deyapman? Çünkü keyingi derslerimizde biz bevosita issiqlik mashinalarini, demek ichki yonuv dvigatellarini har xil turlarida bajariladigan sikllar haqida gaplashamiz. Bugungi darsimiz shu bilan tugadi. E'tiboringlar uchun rahmat.